Kolay gelsin. Aradığınız kişi... Macide Hanım. Buyurun. Berin Hanım sizi bekliyor. Berin Hanım mı? İyi de beni kimse aramadı ki. Buyurun. Sizi görmek ne güzel. Nasılsın Servet? Nermin Işık seni çağırıyor dediklerinden beri iyiyim. Demek ki dedim büyük bir şey var. Yok, kendim için. Kendimi yeniden hatırlamak için. Hoş geldiniz. Berin Hanım birazdan gelecek. Beklerken bir şey içmek ister misiniz? Hayır, sağ olun. Tamam, çantalarınızı alayım ben o zaman. Bunu vereyim, bu bende kalsın. Peki. Efendim Sara? Alo. Macide bana bak, ben bir düşündüm de. Senin bu içinden gelen ses meselesi falan. Sara sen iyi misin? Kuzum, Kazım'dan uzak dur diyor sana o ses. Anladın mı beni? Dün zaten gökyüzü de böyle mesajlar vermeye çok müsaitti. Tertemizdi yani. Baksan adalar görünüyordu, düşün. Ne adası? Kıskınalı ada. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Macide? Dinliyor musun sen beni? Gökyüzü diyorum. Mesaj verdi sana diyorum. Anladın mı beni? Kendini koru dedi sana. Bana bak, Ahmet Mehmet ben bilmem. Ailesi mailesi karışmam. Belki iyi çocuktur da bu Kazım'dan uzak duracaksın, abisinden. Bu adam sana zarar verecek. Ne zararı? Yani tamam da. Macide. Sen beni duymuyor musun kızım? Ha? Duydum Saracığım, tamam duydum. Ha, iyi. Davetimi icabet ettiğin için çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Araç gelince hayır diyemedim. Biraz emri vakim oldu. Rica ederim. Ne kadar güzelsin. Hala utanabilen birileri kaldı mı bu devirde? Kimse utanmıyor artık. Bana bak, güzel olmayanların bile güzelliğiyle övündüğü zamanlar bu zamanlar. Teşekkür ederim. Ne içersin? Ya da istersen hemen yemeğe geçebiliriz. Ama Ahmet'i bekleyelim dersen. Ahmet de mi geliyor? Aa, hiç kaçırır mı? Seni şöyle alayım, gel. Ben oğlumu bildim bileli birinden bu kadar etkilendiğini inan hiç görmedim. Biz aslında yeni tanıştık. Uzadıkça ilişkilere suyu çıkıyor. Aslında en cesur olmanız gereken zamanlar, en mutlu olduğunuz zamanlar. Ben sizi anlayamadım Berin Hanım. Sen şimdi bu kadın böyle damdan düşer gibi ne anlatıyor diyorsundur ama... ben hiç sevmem odada fil varken hiçbir şey yokmuş gibi davranmayı. Odadaki fil? Evet. Ahmet ve sen. Bana biraz kendinden bahsetsene. Annen, baban hep Ankaralı mısınız? Ben Ankaralıyım. Babam da Ankaralı. Hı-hı. Ama annem İstanbullu. Annem hatta burada Alman konsolosluğu var ya. Orada yetişmiş. Bilir yani buraları. Nişantaşı Kız Meslek Lisesi'nden mezun annem. Öyle mi? Peki adı ne? Şermin. Hı-hı. Berktay kızlık soyadı. Bildiğimiz Berktay mı? Yani bildiğiniz mi bilmiyorum ama. Tekstilci.
Dedem öyleydi, rahmetli. Sonra ne olmuş peki? Ne demek o? Yani sonra ne olmuş derken... Nasıl mı fakir olmuşuz ya da halk? Ben seni giderek daha çok sevdim ya. Bak şimdi biliyor musun yine odada fil yokmuş gibi yapamayacağım. Yani Berktaylar... iyi bir aile. Biz de öyleyiz. Parası olmayınca aileler kötü olmuyor ki. İşte babam aynı zamanda memur olduğu için işte annemle evleniyorlar ve Ankara'da yaşamaya başlıyorlar. Ben de orada doğuyorum filan. Baban nerede memurdu? Karayolları. Ölmüş değil mi? Ay, yattığı yer incitmesin. Evet. Berin Hanım, ben su rica edebilir miyim? Bir tabii. Su. Sen bizim Sara'nın yanında çalışıyorsun. Değil mi? Evet, şifa etme. Bizim zamanımızda kadınlar için en iyi meslek eczacılık derdik. Demek artık şifacılık olmuş. Koyacağım. Teşekkürler. Ben halkla ilişkiler master'lı psikoloji okudum. Şimdi de bunu seçiyorum. Ama ne istiyorsan onu yap güzel kızım. Bir tanecik hayatım var. Baktın sıkıldım bırakırsın. Ha? İyi insan da lafının üstüne. Macide, gerçekten koştum, yetişmeye çalıştım. Ama seni kurtaramadım, çok özür dilerim. Allah Allah, neden kurtaracakmışsın? Sorgudan anneciğim. Ayol, ben ne sordum? Aslında ben sabıka kaydımı getirmiştim ama avukatlı nüfus kayıt örneğimi de almaya çıkıyordum. Ay bayıldım ben bu kıza ya, bayıldım resmen. Neyse, yani sorgu değil de böyle burada annemle seni bir arada görmek beni çok mutlu etti. Hele benim için. Ahmet ilk kez bu eve bir kız arkadaşını getiriyor. Anneciğim. Ne var, yalan mı? Macide benim kız arkadaşım değil. Yani ben lafın gelişi öyle dedim. Benim akşama işim var da. Hayırdır? Efendim? Ya öyle sormak istemedim yani şey. Akşam kafede işin mi var yine? Bir arkadaşıma sözüm var. Anladım. Anneciğim, Macide'yi darladın galiba. Rahatsız mı ettin? Yok. Yani aslında siz böyle gerilince ben daha çok rahatsız oluyorum. Haklısın, haklısın canım. Kusura bakma, bizim ailede biraz dilin kemiği yoktur. Estağfurullah. Ben bir mutfağa bakayım. Ya o ne demek şımarık der gibi, dilin kemiği yok falan. Çeneni tut. Özür dilerim. Anne, sen neden benim telefonlarımı açmıyorsun? Toplantıdaydım. Aklın sıra oldu bittiye mi getirmeye çalışıyorsun? Ha? Sen hangi hakla benim annemin borcunu ödersin ya? Sonra da beni buraya getiriyorsun ki zenginliğin altında daha da ezileyim, öyle mi? Macide, ben... Ya Allah aşkına ya. Sizin ne biçim tavırlarınız var? Annen beni burada dakikalarca yalnız başıma bekletti ki Görkem'den terbiye olayım diye. Yani sonra da aman aklımı başıma devşireyim de hani işte kimlere gelin gitme ihtimalim var falan. Bu ne ya? Ya sen benim annemin borcunu bana sormadan hangi hakla ödersin? Macide, ben kutu yandı diye yardımcı olmak istedim sadece. Sana ne? Macide. Ne? Vegan değilsin değil mi Macideciğim? Değilim. Of. Anlat. Ben kutu yandı diye... Sana ne? Aslında yanmamış kutu. Bütün gün müzayede envanterini soruşturdum. Kutuyu alıp sana geri getirmek için. Ama başka birisi almış. Ayrıca antikacıyla da konuştum. Bugün götürecekmişsin. Sana ne Ahmet? Yani kim aldı getirdi kutuyu sana? Yani bana yalan söylemeseydin... ben de annenin borcunu ödemezdim. Kim aldı getirdi kutuyu sana? Şimdi de bana hesap mı soruyorsun? Ben gerçekten senin bu tavırlarına çok sıkılıyorum. Ya bir dakika. Tamam, özür dilerim. Öyle demek istemedim. Lütfen. Gerçekten çok özür dilerim. Yani ben sadece... İyilik yapmak istedim. Ahmet bak, eğer bana iyilik yapmak istiyorsan... bulaşıklara yardım et. Ne bileyim,
kirpiği veterinere götür. Bana böyle iyilik yapabilirsin. Bana parayla iyilik yapamazsın. Hadi buyurun, yemek hazır. Özür dilerim.